Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde WD'nin MyCloud AX4 NAS cihazını evet. inceliyoruz Levent abi. Bunun bir özelliği hani baştan söyleyeyim bunu. Çünkü NAS cihazı deyince insanlar genelde iş yerlerine alınan evet. cihazları düşünüyorlar. Bu bir eve de hitap eden bir ürün. Evet. Zaten bak üzerine bakarsan personal evet. yani kişisel bulut depolama diyor. WD'nin web sitesine de bakarsan bunlar kişisel depolama Hı. kategorisinde listeleniyor. Şimdi bir kere biz çok NAS cihazı, depolama cihazı inceledik. Ee, içine WD WD diskler koyuyorduk hı hı. ama genelde markalar onların partner firmalarındandı. Evet. Şimdi bu sefer cihazın kendisi WD Cihazın hı. kendisi WD öyle bir e, değişiklik var. My Cloud EX4. Evet. EX4 diyelim. <laughs> 4. 4 yuvalı çünkü. Hı hı. Bunun 2 yuvalısı da var. Bu tahmin edeceğiniz üzere dört yuvalı 4 disk kabul ediyor. Murat Boş da satılıyor. Disksiz de satılıyor. Bize öyle ulaştı. Kutusunda 0 TB yazıyor ya da 8, 12, 16 TB kapasitelerde alabiliyorsun. Ben Türkiye'de 8'i bulabildim ama diğerleri de gelecektir zamanla ya da daha yüksek kapasiteli diskler çıkınca ona göre kapasiteleri de artacaktır. 4 tane disk yuvası var. Ha, tek bir diskle bile kullanırsın ama esprisi o değil. Şimdi tahmin edeceğin üzere hot swap yuvalar. Yani çalışırken çekip çıkarabiliyorsun. Çıkar istersen. Şu anda çalışmıyor tabii de. Metal ağırlıklı bir kilit kullanılmış. Metal ağırlıklı çerçeveler kullanılmış. İki tane takılı şu anda içinde. Diski görüyorsun vida falan hiçbir şey kullanmıyorsun. Diski yuvasına sürüyorsun. Biraz sert kapanıyor ama evet. iyi. Çünkü metal kilitli olması iyi. Biz de daha önce plastik çekmeceli bazı cihazlarda bazı sorunlar yaşadık. Çabuk deforme olduğunu gördük. Burada metal aksamın fazla olması iyi olmuş. Tabii ki bu böyle diski çalışırken çekip çıkartmak için ona uygun bir modda çalışıyor olması lazım. Ona uygun ve olan ve olmayan modların hepsini destekliyor. Mesela işte RAID 1 modunda RAID 5 paritili modda ya da işte RAID 10 dediğimiz ya da 1.0 dediğimiz hem Stripe hem de aynalama yapan modda diski çekip çıkarabilirsin böyle yerine yenisini takabilirsin. Fakat bir de buna izin vermeyen modlar var. İşte RAID 0 mesela performansın en yüksek olduğu ama hiçbir veri güvenliğinin olmadığı Tabii. mod. Ya da mesela işte just bunch of disks ya da işte spanning modları var. Onlarda diskler bağımsız depolama üniteleri gibi kullanılıyor ya da to toplam bir havuz gibi kullanılıyor. E, fakat tabi orada bozulan disk beraberinde verileri götürür. WD'nin de öne e, çıkardığı benim de önereceğim mod RAID 5 modu. RAID 5 modunda buna 4 disk taktığında 3 diskin kapasitesini kullanırsın. Bir disk parity olur. Ama çalışırken de çekip çıkartabilirsin bozulan diski. Gayet güzel. Bir gördüğüm kadarıyla e, yanlış görmediysem ya da ileride firmware ile eklenebilecek bir şey. Yedek tanımlamayı göremedim ama hmm. ileride firmware ile gelebilir miyorum. Yani boşta biliyorsun peşinen yedek takılan diskler var ya ama işte firmware sürümüyle de eklenebilir. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Diyemiyorum çünkü biliyorsun bu cihazlar artık Eskiden bunlar özel tasarlanmış devreleri vardı. Evet. Şimdi bunların içinde birer bilgisayar çalışıyor. Linux çalıştıran. Bunun içinde de WD açıklamamış ama büyük olasılıkla atom işlemcili, 2 GHz işlemcisi olan, 512 MB belleği olan bir aslında mini bilgisayar var. Üzerinde de bir işletim sistemi çalışıyor. Ee, bunun yanında Murat, e, RAID konusunda mesela şey yapabiliyorsun. Dört diski taktın, iki diski taktın, bir havuz oluştu. Birden fazla raid bölümü oluşturabiliyorsun. Hı hı. Yani 4 diski taktın, iki diski taktın, tek bir böyle işte volume deniyor ya işte, tek bir disk, gözükmek sanal disk gözükmek zorunda değil. Birden çoğunu oluşturabiliyorsun. Öyle özellikler var. Hatta demin söyledim mi bilmiyorum. Şöyle bir şey bile var. WD boş alabiliyorsun dedim ya evet. diski. WD güzel bir şey yapmış. Bununla kullanabileceğin disklerin uyumluluk listesi var sitesinde. Rakip firmaları da koymuş. Hmm. profesyonelce yaklaşmış. Onların da uygun disklerini listelemiş. İyi yapmış. Çünkü şöyle hani kutu WD olunca kesin o soru gelecekti ya acaba başka markayla evet. da çalışıyor mu diye sorulacaktı. Onlar kendileri web sitesine evet. yerleştirmişler uyumlu diskleri. Ha tabii şu var. O uyumluluktan çok birazcık da onay listesi. Onay listesi doğru onay listesi ama kendi önerdikleri tabii ki nasıl için kırmızı red serisi. Murat şimdiye kadar bu tür cihazları çok inceledik biliyorsun. Şunu belirtmek lazım. Daha önce WD'nin MyBook Live Duo falan gibi ürünleri vardı. Şimdi bu yeni bu Cloud My Cloud serisi o cihazlardan yazılım olarak, arayüz olarak bir gömlek yukarıda ve getirdiği özellikler olarak bir gömlek yukarıda. Mesela ne var? Çok nasıl cihazı inceledim. WD bölümünde inceledik ama, ama mesela ilk kez bunda gördüm. Normalde bu tür iyi cihazlar arıza olduğunda ya da işte bir disklerden birinde bir şey olduğunda, bir sorun olduğunda sana e-mail atar. Bunda SMS atma var. Eğer tabii ki bir şeyin senin hizmet aldığın şebeke bunu destekliyorsa URL üzerinden sana SMS atabiliyor ya da sistem yöneticisine SMS atabiliyor. Yetiş, arıza var. Disk bozuldu diye. Ee, onun dışında birazdan ek özelliklerine gireceğim. Şu My Cloud kelimesi var ya işte ifadesi. Bu işte WD şunu söylüyor. Bulut hizmetlerini veren e, çok firma var. Dropbox'ından başlayıp işte TTNET bile. Veriyor. Yandex bile veriyor Türkiye'de. Fakat W diyor ki ya burada verilerin bir yerde duruyor. Nerede duruyor bilmiyorsun. Nerede duruyor bilmiyorsun. Kim biliyorsun. bakıyor o verilerle birileri oyuncak gibi oynuyor mu? Oynamıyor mu? Bilmiyorsun diyor. Sadece firmaların sana verdiği taahhütler var diyor. Burada diyor eğer diyor güvenmiyorsan yani suçlamıyor da sadece bilmiyorsun diyor. Eğer diyor hani bir kuşku hissediyorsan ya da hani verilerini ofisinden evinden dışarı yüklemeye cesaretin yoksa bir şey bir özel bir çalışman varsa senin diyor kendi bulutunda dursun. Buna koy. Her yerden ulaş. He, her yerden ulaş. Dropbox gibi bunu kullan. Hı hı. Hiç olmazsa verilerin durduğu yeri bil. Ofisinde duruyor olsun ya da evinde duruyor Bunu yapabilmek için o zaman tablete telefona da uygulama var. Uygulaması var. Şimdi bir Murat Arayüz kısmı şöyle, gerçi şu arayüze geçmeden şimdi tam önümde ve yine bu cihazın, bu cihaza özgü bir şey onu da söyleyip geçeyim. Şimdi Murat, LCD ekranında görüyorsun, oradan evet. sana durum bilgilerini falan yapıyor da, şurada çok ilginç bir yönü var. Şimdi iki tane Gigabit Ethernet. Evet. Orada tahmin edeceğin gibi ikisini ortak kullanıp 2 Gigabit bağlantı kurmak ya da biri bozulursa ya da aksaklık olsa öbürüne geçmek. Failover gibi özellikler var. 2 tane USB 3.0 var. Buraya USB 3.0 diskleri takıyorsun ister depolama alanına ekliyorsun ister bunun yedeğini hmm. onlara aldırıyorsun ya da onlardan buna yede yedeği geri açıyorsun falan her şeyi sunmuşa Ya da işte şey yapıyorsun ne bileyim evde yani e sen verilerini buraya yüklüyorsun ama çocuk oyunlarını buraya yüklesin istemiyorsun. Profesyonel kullanıyorsun o amatör kullanıyor USB'yi hmm. ona atıyorsun tamam. falan kota veriyorsun tamam. falan filan hepsi var bunların. Fakat daha ilginci bak burada iki tane power girişi var. Evet. Şimdi bunun böyle laptop adaptörü gibi bir adaptör var. 65 wattlık adaptör var. Kendisi 65 wattın çok altında çekiyor. Tabi kullandığın diske bağlı o yüzden evet. şu kadar çekiyor demiyorum. Kullandığın disk sayısına ve tipine göre. Fakat şimdi bak bu iki power girişi önemli. Şimdi redundant power supply'lı sunucular vardır. Evet. İki tane power supply olur içinde. Biri bozuldu mu otomatik öbürüne geçer. Fark etmez sistem. O sistemi kullanmışlar external'da olsa... Fakat kutudan bir tane çıkıyor. Evet. İkinci eğer gereğin var, gerek varsa sen satın alıyorsun. Fakat aynı espri işte ikisini de takıyorsun. İkisini de fişe takıyorsun. Birine bir şey oldu mu? Öbüründen evet. devam ediyor. Bu önemli bir şey. Bunun bir de kullanım şekli şöyledir Murat. Şimdi bunun iki tane buraya power supply takıp ikisini de aynı üçlü grup prize takmak olmaz. Bunun kullanımı şöyledir. Sunucu dolabında sağ ve sol elektrik Hattı var, rayı var. Hı hı. Onlar farklı şebekeler. Hı hı. Aynı şebeke değil. Komple göçerse bile öbüründen devam etsin diye. Ve genelde mesela işte amatör hosting firmalarında da onların ikisi aynı tarafa takılır. Birinin bir tarafa birinin bir tarafa takılması gerekir fişlerin. Burada da aynı şey. Bunu gerçekten profesyonel olarak kullanıyorsan bunu e, dolaba koyup da kullanabilirsin. Sunucu dolabına. Hani evet. şey olacak uzay üzerinde duracak ama böyle kullanabilirsin İşte iki tane favori saplayı alacaksın birini sağa birini sola bu özellik Biz partner firmaların bayağı bundan çok daha pahalı cihazlarını inceledik çok daha kapsamlı cihazlarını inceledik yoktu hiçbirinde yoktu. bu kategoride yani 4 yuvalı cihazlar arasında ben ilk kez görüyorum görür müyüm de daha bilmiyorum genelde favori saplayları tabi çoğu firma içine entegre ediyor WD dışarı almış Böyle bir çözüm geliştirmiş. Ev kullanıcısı için tabii o bahsettiğin farklı şebeke olayını uygulamak yok. olmasa olacak. bile adaptördür. Adaptör de bozulabilir. Tabii hiç ki. Olmazdı. O yine bile işe yarıyor. Yani o seçeneğin olması hiç olmamasından çok çok daha iyi. Öyle öyle öyle. Murat böyle de bir hani bir detaydır bunu da Önemli. belirtmiş olalım. Güzel bir şey. Şimdi arayüzü, arayüzü konuşacaktık. Evet. Oraya geri dönelim. Murat bir kere bunun işte yenilenmiş bir arayüzü var. Tamam. Türkçe. Hı, güzel. Tabii ki dil seçeneği var ama Türkçe karşılıyor seni. Mı? Türkçesi çok güzel. Arayüz web arayüzü. Şimdi buna birkaç yoldan erişebiliyorsun. Birincisi en hep bildiğimiz bunu network'üne takarsın. IP adresiyle bunun arayüzüne girersin. Şimdi orada seni çok güzel hem Türkçesiyle hem de çok güzel yapılmış bir arayüz karşılıyor. Şey gibi değil. Daha önce incelediğimiz cihazların daha asık suratlı arayüzleri Doğru. vardı, daha çok özellik sunuyordu, daha profesyoneldi belki ama daha da karmaşıktı ve iticiydi. Bunun çok modern bir arayüzü var. Şimdiye evet. kadar hiçbir Nas'da görmediğimiz daha nasıl söyleyeyim daha sıcak bir El arayüzü kullanıcısını var. kullanıcısının bile kullanılacağı evet, 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 evet. Hele özellikle ben şeye bayıldım. Bir hani home screen var, ana ekran var. Orada böyle koskocaman rakamlarla bir kere en önemli şey sana ne kadar boş yer kaldığını <laughs> gösteriyor falan listelerin durumunu gösteriyor. Yani özet ekranı. Çok iyi olmuş. Bu web arayüzü. Tamam. Hem Türkçesi güzel hem şık. Ee, dediğim gibi daha önceki MyBook Live falan ürünlerinden çok ileride. Şimdi bunun yanı sıra bunu e, bir masaüstü Windows için, Macintosh için, Apple için bir şeyle Macintosh'ta bizim hakkımız hala Mac için diyelim. Hı e, ee, masaüstü uygulamayla erişebiliyorsun, yönetebiliyorsun. İkinci seçeneğin. Üçüncü seçeneğin işte bulut uygulamaları. Tabletine yüklüyorsun. iOS ve Android sürümleri var. Buluttan yükle, buluttan kullanabiliyorsun. Yani birkaç yoldan erişmen mümkün. İçine girdin cihazın arayüzüne girdin. Neler sunuluyor sana? Bir kere işte şu RAID modunu belirleme işte şöyle bölüm oluşturma falan sanal disk oluşturma hepsi var. iSCSI falan hepsi destekleniyor. Ama onun dışında ilginç şeyleri ve biraz da ev kullanıcısına hitap eden şeyleri söyleyelim. Dahili olarak DLNA var. Twonky Media Server var. Yani A üzerine medya sunumu için. Bunların hepsi iTunes sunucusu var Apple'cılar için. Bunun dışında mesela enteresan özellikler. Bu aynı zamanda sunucu işi görebiliyor. Tek düğmeye basarak buna kendi kendine cumlayı WordPress'i kurabiliyor. PHP forum yazılımını kurabiliyor. PHP MyAdmin'i kurabiliyor. Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Logitech'in Squeeze Box'ı var ya. Hmm. Şey IP üzerinden müzik çalan. internet radyosu ama cihaz. Onun sunucusu olabiliyor. FTP Zaten tahmin edeceğin üzere var, Torrent. UPS sunucusu olabiliyor. Evet. Şöyle buna destekleyen bir, onun da uyumluluğu siz var, bir UPS takarsan bu ağ üzerindeki diğer cihazlara o UPS'in durumunu bildirebiliyor. Ve işte bu cihazlarda çünkü ve bunun daha üstündeki cihazlarda şey var diyorsun ki mesela UPS %10'a indi, hmm. sen artık kapan. kapan, güven vermiyor, kötüye gidiyor, kapan diyebiliyorsun ya da şey bile diyebiliyorsun. UPS'e geçtik. Ee, korumamız lazım. Şey kapansın. Şu iki tane sunucumuz ya da nasımız önemli değil. Onlar hemen kapansın. %100 yüz olsa bile kapansın falan. İşte onlar için bütün cihazlar buna sorabiliyor. Sen. UPS buna bağlanıyor. Bütün cihazlar bundan öğreniyor durumu falan. Şimdi torrent dedin. Ha onu söyleyeyim. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra torrente geçeyim. ISOları Hı -hı. mount edebiliyor. Oo. Yani normalde çok güzel. işte bilgisayarda çeşitli yazılımlarla ISO'yu bir evet, sanal evet. disk gibi ekliyorsun ya bu içinde destekliyor ISO mount etmeyi. Ben... İlk kez yine ben bunda gördüm. Başka cihazlarda belki vardır ama çok hoşuma gitti. Aktif direktleri falan destekliyor daha hani kurumsal kullanım için. İndirme konusuna gelelim. Şimdi torrent in, torrentten indirmeyi destekliyor. Normal FTP'den Http'den yani webden indirmeyi destekliyor tamam. mobilden bunları yönetebiliyorsun ayrıca Kendi içinde bir indirme istemcisi var ama çok yetenekli değil fakat daha yetenekli Transmission diye bir indirme yazılımı var başka cihazlarda falan da görmüşsündür web tabanlı BitTorrent istemcisi onu destekliyor onu uygulama olarak kuruyorsun ya bunun içinde bir kendi uygulama marketi gibi bir şey var gidiyorsun Transmission'ı kur diyorsun kendi kendine kuruyor Menüye o da ekleniyor. Tamam. Transmission'ı kurdun mu web tabanlı bir arayüzü var. Sen o nokta torrent dosyalarının URL'sini ya da dosyanın kendisini browse'la açıyorsun. indiriyor. Şeyi falan destekliyor. Hani limit koy, saat koy. Şu saatte torrent indirmesin falan filan. Kendi içine destek indiriyor. Dolayısıyla bilgisayarı kapatıp gidiyorsun. Kendi hallediyor o işleri. Bu var. Dolayısıyla hani indirme tarafında ve tabii aynı zamanda sunucu olarak çalışma bazında bir sıkıntısı yok. Şimdi bu kadar şey var. Nasıl bunu yedekleyeceğiz? Kendini benzer bir cihaza yedekleyebiliyor. A üzerindeki benzer bir cihaza yedekleyebiliyor. Buluta yedekleyebiliyor. Amazon'un falan servisini aldıysan servisini. Yedekleme sunucusu olarak senin ağındaki bilgisayarlara cevap verebiliyor. Apple'lara, Mac'lere Time Machine sunucusu olarak destek veriyor. Icecase'i destekliyor demiştim. IP6 destekliyor eğer kullanıyorsan. İlk kez bu cihazda tam desteklendiğini gördüm. Şifreleyebiliyor. Full bütün diskleri şifre. Zaten bir bölüm oluşturduğunda sana soruyor şifreli mi olacak diye. Hatta yine ilk kez ben bunu da gördüm. Açılışta şifre sorabiliyor. Yani pek kullanılan bir özellik değildir ama öyle yüksek güvenlikli bir uygulamada da gerekebilir. Şifre sorup paylaşımlarını sunabiliyor. Bu şey değil yani normal o admin şifresinden öte. Kendisi bir ana şifre sorabiliyor. İşte sanal diskler falan oluşturulabiliyor demiştim. Mobil uygulamasının bir özelliği var. İşte Dropbox'tan falan direkt buna aktartabiliyorsun. Mobilden seçiyorsun. Mobile Dropbox'ını falan da tanımlıyorsun. Oradaki dosyalarını buna aktartıyorsun falan. Şey olmadan. Senin bilgisayarına uğramadan. E, mobil uygulama falan bir de şuna yarıyor tabii ki. Murat işte bu My Cloud dedik ya. Filmlerini buna koyuyorsun. İşte tabii şimdi birazdan o 1 megabit klasik muhabbetimizi yapacağız ama <laughs> kendi bulutun işte her yerde fotoğraflar bunun içinde sen müşterine gidiyorsun açıyorsun tabletten uygulamanı gösteriyorsun fotoğrafları işte bütün 1 terabaytlık karşı burada ama sen 16 mega 16 GB bellekli tabletinden fotoğrafları sergiliyorsun filmleri gösteriyorsun Nasıl artık hangi arşiv amacıyla kullanacaksan. Yükleyebiliyorsun tabii ki. Çektiğin fotoğrafları direkt buna, buna atıyorsun cihazından, tabletinden falan. Bunlar da artık günümüzde istediğimiz şeyler. Evet. Dediğim gibi bunların tamam alternatifi Dropbox ve benzerleri ama orada da hem kapasite, sonuçta şuna, şu anda biz iki tane 2 terabayt taktık. 4 terabayt, 4 terabayt Dropbox alanı Tamam bu da ucuz bir şey değil ama orada daha da pahalı. Ama ondan önemlisi işte WD'nin söylemi. Adam diyor ki işte burada biliyorsun sende diyor veriler sende kardeşim. Bir de onun fiziki olarak da şey var hani internet bağlantın koptu mu verilerinden de koptun. Hiç olmazsa fiziki olarak burada lokal ağından alırsın. Erişirsin. Kendi ağından alırsın tabii ki tabii ki. Tabii ki. Ee, Murat bu işler normalde işte bu cihazları ağa bağlamak falan birazcık biliyorsun sıkıntılı ha. işlerdi. İşte onun için kurulum için ayrı bir yazılım yapmışlar. Biz iki kere üç kere kurduk farklı yerlerde bir sorun olmadı. Şeyi de destekliyor. Yani... Söyleyeceğini unutma mesela işte port yönlendirme, yönlendirme. işte port falan seçecek misin? Dinamik DNS. DNS yani bir... Ha, ada alan şey, kendine özel bir ad belirleyip buna direkt bağlayacak mısın? Onların falan hepsi zaten içinde geliyorlar. Hani ben buna. klasik sorumu sorayım. Şimdi ev kullanıcısını da işin içine kattığımız için network'ten anlamayan bir insan bunu kullanıp çalıştırabilir mi? Çalıştırır. İşte evinde bir router varsa, birden çok portu Tabii. olan, tek portlu zaten işe yaramıyor evet. ama birden çok portu olan bir ADSL ya da kablo, ne olursa olsun router varsa fiber bir kablosunu bağlayacak. İki porttan hangisine bağladığı bile çok önemli değil. Elektriğini verecek, kurulum yazılımını yükleyecek sitesinden. Zaten o kurulum yazılımı ağa bakıyor, buluyor. Buluyor. hatta bir, birden fazla varsa şeyi de söylüyor. Bu cihaz mı senin? Ha bu arada şunu da söyleyelim mesela ışık ledlerini kapatabiliyorsun, yazılımla o. yönetebiliyorsun. Çok iyi. Gece modu falan var. Yapabiliyorsun. Pazar günü çalışmasın diyorsun. Hı. Belirliyorsun çalışma programını mesela hafta içi mesai saati dışında kapansın pazar günü hiç açılmasın falan onlar da konmuş kolaylıkla bu ayarı yapıyorsun kullanıyorsun ya yani bana kullanım basit geldi daha gelişmiş cihazlar var onları da kullandık denedik ama işte onların da admin kalkıyor altından evet. burada amaç evde amatör kullanacak. Bunu. Michael Ardun zaten öyle hep bir kolaylaştırma tarafı sevimli evet, olan evet. tarafı var. Evet. Murat bu şöyle işte artık ufaktan toparlarken şunu söyleyelim bu evde kullanacağın cihazların en yükseği. Çünkü evet. bundan ötesi artık 5 yuva, 6 yuva, 8 yuva Çok fiyat, fiyat da katlanıyor. Artı hani artık oradaki özellikler bayağı profesyonel. Evet. Yani orta, orta ölçekteki firmaların bile işine yaramayacak büyük firmalara bu, hitap eden doğru. özellikler. Bu evin. Ya da işte böyle bizim gibi işte ev ofisi çalışan artık pro amatörlükle profesyonellik karışmış olanların ya da işte küçük işletmelerin yine bizim ofisimiz gibi küçük işletmelerin maksimumu bu. Evet. 4 yuvayla işini görürsün. Ne kadar şimdi bunun maliyetleri? Boşu işte 510 dolar, evet. 500 dolar artık hdv, tamam. 510 dolar artık KDV falan boş hali diskler senden. Tamam. 8 terabayt hazırı 4 çarpı 2 terabayt diskle geliyor. 1100 dolar artık KDV falan buluyor artık. Hı, hı. Ee, orada sen ekonomini belirleyeceksin. Dolusu reddi değil mi? Red disklerle geliyor. Artık orada dediğim gibi sen boş iki diskle başlarım ekleyebilirim falan diyorsan hepsini destekliyor tabii ki. Ya da en baştan işte donatılmış gelsin diyebilirsin. Artık orada e, bütçe meselesi, bütçe de. meselesi plan meselesi. Ama WD'nin orada tavsiye ettiği ürün Red çünkü sunucu evet. için yapılmış yani şöyle sürekli kullanım için red'in 7 gün 24 saat içinde takılı kalacak bir fanla soğutuluyor evet. ama dediğim gibi profesyonel davranmışlar bununla birlikte kullanabileceğin başka markanın sürücüsü varsa onları var. listelemişler adamlar boş aldığında tabi onları takıyorsun. Evet. EX4 Murat onun EX2'si var. Bir de My Cloud serisinin başka ürünleri var. Tek diskli, iki diskli, daha ev diyelim tipi hmm. ürünleri var. Bu da ev ama bu artık birazcık işte bunu evine koyan adam artık bilgisayarın kurduğu olduğu bir, bilgisayarla bir şeyler yaptığı Yaptı. kesindir. Daha hani amatör, sırf bilgisayarla işte çocuklarının resimlerini yükleyenler falan için de var. Onlara da bakacağız. Bakacağız. Ama şey bakımından Bravo W diye. Kendisi hani birazcık olmayan bir kategoriyi doldurmuş. Evet. Bundan bunun üstü cihazlar onlarda hep vardı zaten. Burada e, işte böyle kurtlara göre bir cihaz üretmişler. Bir de uzun süreli bir yatırım değil mi Levent abi? E tabii ki öyle Murat çünkü bunu alıyorsun, içindeki diskleri değiştiriyorsun. Değiştim. E kendisi şey. E, zaten hani sunulan özelliklerin hepsi var. Zamansız bir. Tabii ki bunu yani şu anda gigabit ethernetten ötesi de pek Hani 10 gigabit etanet falan veri merkezlerinde var da bizim evlerimize, ofislerimize hmm. gelecek gibi değil. E işte bununla... Öyle SATA'da e, bir yere kaybolmuyor. SATA'da bir yere kaybolmuyor. Disklerini büyüte büyüte gidersin. Evet. Gidersin. Peki yani Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.